Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Ali Foro, yepyeni bir araç videoyla karşınızdayım. Ve bugün değerli dostlar sizlere Citroen C5 tanıtıyoruz. Hemen kullanımıyla başlayalım. Aracın ruhsattaki ağırlığı 1700 kilogram. Yani yaklaşık 2 ton yakın olduğu için araba içinde bir ağırlık mevcut. Kullanırken böyle oturaklı bir yapısı var. Citroen sizlerin de bilmiş olduğu gibi arkadaşlar bir Fransız taşıtı. Aracımız 1600 cc motora sahip ve dizel bir araç, turbo dizel bir araç. Peugeot'larda ve herhalde Citroen'lerde yanlış bilmiyorsam HDI, HDI şeklinde geçiyor. Otomatik vites. Biraz şey buldum, hafiften bir hantallığı var evet ama o da 1700 kilogramın vermiş olduğu ağırlık olsa gerek. Ben aracımı binmek ilk başta zaten iç çekimi de göstereceğiz ama hissettiklerimden başlamak istiyorum arkadaşlar. Direksiyon hidrolik anlıyormuşum bunu. Değerli dostlar, araçta bir şey fark ettim. Demin 1-2 dakikalık durmam sonucunda rolanti çalışınca eko moda olduğu için araç hemen kendi durduruyor. Ve arkadaşlar sadece gaza bastığınızda hemen çalıştırıp devam edebiliyor. Böyle bir özelliği de mevcut. Aracın aslında bayağı bir bu paketleri bilmiyorum ama herhalde bir sunroof yok arkadaşlar. Muhtemelen bu aracın full paketin bir aşağısı olsa gerek. Kaç ben teferruat daha detay mesela dikkatimi çekti. Araçta bu F1 dedikleri elden atılan şanzıman vitesler mevcut. Yani Citroen iç hacmi bayağı bir geniş bir araç. Şu an böyle bayağı geniş geniş rahat rahat takılarak gidiyoruz. Ve dediğim gibi 1700 kilogram olmasının dezavantajları da var, avantajları da var. Mesela bana göre kesinlikle ağır aracın yol tutması olsun, böyle mesela manevralarda falan yola yakınlığı olsun bayağı iyi ve rahat şekilde oluyor. Ama mesela bu araç çok daha hafif bir araç olsaydı virajlara girerken biraz daha böyle bir güvensizlik hissi veriyor sizlere değerli dostlar. Belki ses gelir şu an. Bakın sert bastım. Bakın sesi daha farklı algılıyor. Çünkü turbo açtı şu an. Ve anında da 80 km'de çok yakın. Hatta 84'e anında eriştik. Bayağı da hızlanması güzel. Ve değerli dostlar biliyorsunuz ben tabii daha önceki tüm vloglarımı Kayseri'de yapıyordum. Bugün farklı olarak da İstanbul'da Pendik bölgesinde bu vlogu çekiyorum. Tamamen hiç bilmediğim yollardan gittiğim için biraz ister istemez dikkatimi dağıtıyor bu durum. O yüzden çok çekiniyorum yeşillerde. Benim diyeceğim tabi biraz daha içten teknik konsoldaki şeyleri inceleriz az sonra. Ben kullanımı sevdim ama bilmiyorum yani böyle otomatik zaten. Hani artı DS şanzıman. Yani arkadaşlar hem D drive modu var hem de önüne baksana raya. Hem de arkadaşlar spor şanzımanı var. Hatta spora da çekmedim ama şimdi çektim. Bakalım farkı var mı? Şu an sporda gençler. Gençler EPS'yi falan da kapatıyor. Bu sefer biraz patinaj falan düşüyor araç. Ve benim gördüğüm çok daha agresif modda oluyor. Abi biz bu spor bize tansiyon kart yapıyor. Ben bu spor modunu kapatıyorum. tabii ki burada ortalama yakıtı gösteriyor. Spor modu aldığınızda aracın yakışı da bir o kadar artıyor diyebiliriz. Benim farklı gördüğüm araçlar rolantideyken mesela Fluence'de falan diğer araçlar otomatikleri hafiften yürüyordu. Bu araçta rolantide yürümüyor arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Onun dışında ama şey yani bu kasayı ben daha önce C5'e binmiştim. Muhtemelen binmiş olduğum kasa boş paket olduğu için biraz daha bana farklı geldi ama bu 2013 model C5'in kullanımını falan daha fazla beğendim diyebilirim. İleride arkadaşlar bir trafik kazası mevcut. Siz olun kurallara uyun falan diyormuşum. Oradan biz de şuradan şöyle dönüp şöyle atlayalım. Ama İstanbul'un şeyini seviyorum arkadaşlar. İnsanlar insanları tabii kazanın üzerine böyle bir şey ve saçma oluyor ama çok iyi idare ediyorlar arkadaşlar. Yani emin olun ben Kayseri trafiği bildiğim için söylüyorum. O kadar iyi değil. Evet değerli dostlar, şimdi ise Citroen'in iç çekimlerden başlıyoruz. Başlayalım. Hiç dizaynıyla alakalı biraz daha konuşacağız.
aracın krem renkli döşemesi ve ona uyumlu bu göğüs dizaynı tabii ki hoşumuza gitti arkadaşlar. Şanzıman kısmı araçta, zaten burada küçük bir harita çizilmiş bununla ilgili. Aracın şanzımanını sol tarafa çektiğinizde ileri geri yaparak vites yükseltiyor ve vites küçülte biliyorsunuz. Yine sağ tarafta direkt auto, yani otomatik modunda oluyor. Hani bu bazı araçlar tabii D drive olarak geçer. Bazı arabalar demek ki auto olarak yazıyormuş. Boşalacağımız zaman sadece bir kere ileri itmemiz yeterli oluyor. Ve aracı odakey geri vites çekmesi arkadaşlar sağ artı ileri yapmamızda geri vitese geçirmiş oluyoruz. Spor anlamına geliyor. Yani spor şanzımanı çektiğinizde araç daha agresif bir yöne bir sürüş sergiliyor. Aracımızın sağ tarafındaki bu geniş bantta devir saati mevcut. Sol taraf yakıt seviyesini, içindeki saatler aracın motor sıcaklığını gösteren göstergeler oluyor. Ve arkadaşlar göstergesi 250-260 km falan gibi bayağı bir şey gösteriyor. Araç 32.000 demiş bu arada. Dönlerde vardır bu. Öndeki direksiyon sabittir. İçi dönüyor zannedersiniz. Böyle güzel farklı bir estetik yapılmış. Burada arkadaşlar kornadan tutun da işte teyiple ilgili ayarlar. Burası tamamen ses. Bak limit cruise diyor. Hız sabitleyicisi mevcut. Bu tarafa geldiğimizde radyonun sesini açma kapatma falan daha dikkat edecekti. Burada iki adet görmüş olduğunuz gibi F1 diyorlar bunu arkadaşlar. F1 şanzıman. Yani arkadaşlar burada vitesimizi buradan da yükseltip küçültmeniz mevcut. Kliması dijital klima. Peki dijital klima tam olarak ne ifade ediyor? Arkadaşlar dijital klima demek aracın işte sağ ve şoför ve yanındaki kişiye ayrı ayrı seçenekler sunuyor. Mesela örnek veriyorum. Benim işte yüzüme sıcaklık vursun derken eş zamanlı yanımda oturan kişinin ayağının ısınmasını istiyorsam da bu dijital klimadan onları alabiliyoruz. Vay, dayımın bozuk paraları ve çakmaklık girişi var. Dayım sigara kullanmadığı için arkadaşlar çok temiz, sıfır kalmış. Benim arabada bu izmarit gibi oldu. Onu da seni. Onu da sizlere ekleyelim. Ben Citroen C5'i bayağı donanımlı gördüm. Bayağı bir özellik mevcut. Sunroof haricinde araçta her şey var. Evet değerli dostlar, biliyorsunuz meşhur araç tanıtım vloglarımızda her zaman için bir bagaj testimiz vardı. Ne yapıyorduk? Acaba araç sahibi bagajında ne var falan diye sürekli inceliyorduk. Az sonra bunu da bir inceleme yapmak istiyorum. Bu araç benim arkadaşlar dayımın oluyor. Dayımın bakalım bagajında ne var? Az sonra onu da göreceğiz. Biz aracımızın bagajında ne var testine geçiyoruz. Dayımın arabasında bagajında neler mevcut? Oo, abi ilk etapta gördüğüm cidden bayağı geniş bir bagaja sahipmiş. Ve şu Vuzel'le benzetmiş olduğumuz şeyin ne olduğunu hala anlamadım. Ben bunu çalarım ha, bak bundan ses çıkarım. Bir dakika. İş arabadan çıktı arkadaşlar. İş çok daha farklı boyuta geçti. Niye böyle bir şey yaptığımızı da bilmiyorum. Arkadaşlar, Alman malıyım şu direkt. Made in Arman. Lastikle ilgili sprey. Anlamadım tam. Böyle profesyonel bir sprey bulduk. Artık daimin bunlardan haberi yok gençler. Bu da aracın muhtemelen zincir falan takılırken ki kullandığınız aparatlar. Ara giderken aldı da bir yağmur. Ola ki siz de bir yağmur alırsan. Dayım çok tedbirlidir. Çok profesyoneldir kendisi. Yağmura karşı da korunma ekipmanlarını ayarlamış. Onun dışında bakıyoruz. Mont buldum. Bir adet bavul. Eldiven abi. Öyle zincir değiştirirken ellere üşüme artık yok. Artık eldivenler sayesinde. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde eliniz üşümüyor. Onun dışında böyle büyük geniş bir kasa var ve Citroen ilk yardım çantası gibi bir şey gördüm. Bayağı fiş fatura hepsini doldurmuş. Yani diğer çektiğimiz araçlara göre daha düzenli bir bagaj gördük. Bugün fazla böyle kurcalayacağımız bir şey bulamadık. Bu şekildeydi. Bir videomuzun da sonuna geldik. Siz değerli dostlarımızdan daha fazla araç istiyorsanız da video altına şu marka aracı da tanıtır mısın abi şeklinde yazmanızı istiyorum değerli dostlar. Ve tabii ki de emeğe saygı olarak videonun altına like vermenizi istiyorum. Değerli kardeşlerim, bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.